Merhabalar. Bu videomda BBS640 için yaptığım clickable lookup'ı tanıtacağım. Benimki PDF'de tarzında değil, APK şeklinde yaptım. Yani gerçek telefon üzerinde simüle ettim. Simüle ettiğim telefonda Xiaomi Mi Max. Hemen uygulamaya geçelim. Burada intro kısmımız var. Karşımıza 3 tane buton geliyor. Web sitesi, YouTube kanalı paylaşılmış burada. Bu da I am ready kısmına bastığımız zaman uygulamaya geçiş yapıyoruz. Burada 3 adet tabımız var. Öncelikle Workout tabından başlayacağım. En üstte Select Your Level kısmımız var. Kullanıcı istediği zorluğu seçebiliyor kendi kafasına göre. Bir altında Gain Muscle Lose Weight, yani kas yap, kilo ver kısımları var. Kas yap ve kilo ver kısımları birbirine çok benziyor. Tek farkı egzersizleri. Hemen kas yap kısmıyla devam edelim. Burada hafta 1, hafta 2, hafta 3 arasında geçiş yapılabiliyor. 3 haftalık bir program tasarladım. Burada her hafta kendi içinde istenilen gün seçilebiliyor. Her haftanın kendi içinde bir tuttuğu kayıt var. Bu bir 6 haftalık prosesimiz var. O hafta yüzde kaçını tamamlamış tarzında kullanıcıya bir geri dönüş yapılıyor. Start exercise kısmına geçmeden önce hemen altı da anlatmak istiyorum. Burada yapılan egzersizleri uygulama otomatik olarak işaretliyor, fakat kullanıcı eğer beğenmezse o günün yaptığı şeyi tekrar tiki kaldırıp kendi yapabiliyor. Bu tarz bir esnekliği var. Start Today's egzersiz kısmında kullanıcı o gün yapabileceği egzersizlerin bir ön izlemesini görüyor burada. Kaç tekrar yapacağını, kaç dakika içinde yapacağını tarzında hareket görülebiliyor gördüğünüz gibi. Back'e bastığımız zaman tekrar ana ekrana geliyor. Start dediğimiz zaman egzersiz kısmına geliyoruz. Burada iki adet buton kullandım. Pause ve Back. Şu an burada bir fotoğraf kullandığım için Pause'un bir etkisi görülemiyor tabii ki. Back kısmıyla uygulamadan çıkılabiliyor. O günün egzersizinden. Hemen Profile tabına geçmeden önce Lose Weight'i de göstereyim. Yine aynı şekilde hafta seçim var. Gün seçim var. Haftalık ilerlemeyi görebiliyoruz. Yine işaretleme kısmımız da var. Start egzersiz kısmında demin dediğim gibi tek farkı hareketlerin değişiyor. Hareketler değişiyor direkt. Burada profil kısmına geliyorum. Burada kullanıcı kendi profilini oluşturuyor. İsim ve yaş bilgilerini giriyor. Bir altta kullanıcı şu ana kadar yaptığı tüm hareketlerin bir özetini görebiliyor. Ne kadar kalori yaktığı, ne kadar şınav çektiği, ne kadar mekik çektiği tarzında. Böylelikle yani şu ana kadar kat ettiği yolu görüp motive olabilir diye düşündüm bu tarz bir tasarıma giderken. Bir sağda grafik tabımız var. Burada yaptığı hareketlerin birbirine oranı pasta grafiğinde gösteriliyor. Bir altında iki tane grafimiz var. Toplam kat edilen mesafe ve yakılan kalori tarzında. Yine burası da kullanıcıya geri dönüş vermesi açısından güzel oldu diye düşünüyorum. Burada bir profil fotoğrafımızı çekmek için fotoğraf çekme kısmımız var. Burada paylaş kısmımız var. Kullanıcı profilini diğer kullanıcılarla paylaşabiliyor. En sonunda da bir tane dükkan kısmımız var. Burada kullanıcıya uygulama sahibi yani istediği ürünleri tanıtabiliyor. Kârı maksimize etmek amacıyla. Son olarak settings kısmında günlük hatırlatıcı açılıp kapatılabiliyor. Burada saat seçimi de yapılıyor bir ayrıca. Renk körü modumuz var. Burada renk körü moduna girip çıkabiliyoruz. Renk paletini farazi seçtim. Yani gerçek renk körü paleti de paletinden seçilmiş şeyler değil bunlar. Burada ses ayarımız var. Son olarak da Reset All Stats kısmımız var. Yani şurada gördüğünüz her şeyi sıfırlıyor ve burada grafiklerde gördüğünüz kullanıcı yeniden başlamak isterse eğer. En altta da yapımcı firmanın tanıtıldığı küçük bir kısım var. Benim uygulamam bu kadardı. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.